Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunuyum. Çocukluğumdan beri hep yapacağım işin bir başkasının hayatını kolaylaştıran, bir başkasına fayda sunan bir iş olmasını hep ümit ettim ve hayal ettim. Türkiye'nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarından bir tanesinde çalışıyordum. Oldukça iyi bir deneyime sahip olmuştum orada ama artık biraz bu deneyimi farklılaştırmak ve zenginleştirmek ihtiyacı içindeydim. Tam da böyle bir dönemde kurumsal sosyal sorumluluk alanında Türk Telekom'da bir ihtiyaç olduğunu öğrendim ve başvuru yaptım. Hem birimle hem de insan kaynakları departmanı ile yaptığım mülakatlar sonucunda da işe başladım. 10 yılı aşkın süredir de Türk Telekom'da çalışıyorum. 10 yıl öncesini düşündüğümüzde böyle bir pozisyon olması Türk Telekom'da oldukça şaşırtıcı ve heyecan vericiydi. Kurumsal sosyal sorumluluk bundan 10 yıl öncesinde hele ki çokça bilinen, tanınan bir iş alanı değildi. Geçmişten bugüne hala biraz hayırseverlik, biraz bağış algısıyla birlikte anılan bir kavram. Türk Telekom gibi büyük birkaç marka dışında hala kendisine başlı başına bir birim olarak yer edinmiş değil. Türk Telekom geliştirdiği ürün ve hizmetlerin yanı sıra aslında kurumsal sosyal sorumluluğu başlı başına bir iş hedefi olarak görüyor. Toplumun ihtiyaç duyduğu bir konuda çözüm üretmeyi çok daha geniş bir açıdan ele alıyorsunuz. Pek çok farklı birimle bir arada çalışıyorsunuz ve çok büyük etkilerini hissedebileceğiniz işler yapıyorsunuz. Türkiye'nin her köşesine hizmet götüren bir marka için çalışıyor olmak, dolayısıyla yaptığınız işin de Türkiye'nin dört bir yanından aslında etkisini hissedebiliyor olmak çok değerli bir tecrübe. Herkesin bilgiye erişimini sosyal sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Dezavantajlı grupların hayata katılabilmesi için aslında teknolojinin olanaklarını kullanıyoruz. Temel prensibimiz bu. Bu kapsamda da yürüttüğümüz projelerden bir tanesi, aslında en eskilerinden bir tanesi, telefon kütüphanesi. Telefon kütüphanesi görme engellilerin aslında bilgiye erişiminin önündeki engelleri kaldırmak için yürütülen bir proje. Bunun dışında internetle hayat kolay projemiz var idi. İlk başta kadınlar ve kalkınmada öncelikli iller olmak üzere köylerde, kasabalarda, altın günlerinde, cami çıkışlarında insanlara internetin hayatı kolaylaştıran taraflarını anlattık, öğrettik. 5 yılın sonunda internetle hayat kolay projemizde 50 bin kişiye internet okur yazarı yaptık. Ve ülkemizdeki bu oranda aslında %75'lere çıktı. Dolayısıyla yeni ihtiyaç alanlarına yöneldik ve projemize artık kadınlar ekseninde yeni bir yön verdik. Hedefi olan kadını internetle hayat kolay diyerek kadınların dijital pazarlama eğitimleriyle aslında ekonomiye daha aktif katılmaları, hayata daha eşit katılabilmeleri için projemizi yeniledik. Az gören çocukların aslında erken yaşta alacakları özel bir eğitimle hayata diğer akranları gibi katılabilecekleri başka bir projemiz var, Gün Işığı ismi. Görme yetisi olmayan fakat ışığı algılayabilen çocuklara ışığı daha doğru kullanabilme yetisi kazandıran bu projeyle çocuklar aslında artık akranları gibi normal örgün eğitim kurumlarına gidebiliyorlar. Yani bir görme engelli okuluna gitmek yerine onlar da diğer okullara gidebiliyorlar. Aynı şekilde eğitim alabiliyorlar. Yaptığım işin bir başkasının hayata eşit katılabilmesine imkan sunması, teknolojinin olanaklarını insanlığın faydasına sunabilen işler yapıyor olmak çok gurur verici ve beni son derece tatmin eden iş. Türkiye'nin en ücra köşesindeki insanlarla tanışıyor. Onların hayatındaki değişimleri görebiliyoruz. Bu kadar farklı insana dokunma, hayatlarına etki edebilme fırsatı tanıdığı için kendimi çok şanslı hissediyorum bu büyük çaptaki projeler. Bu alanda çalışmak isteyen kişilere önerim, her şeyden önce içinde bulunduğumuz toplumu iyi gözlemliyor olmak, iyi tanıyor olmak aslında bu anlamda sizi güçlendirecek bir şey. Çünkü yarın, bugün değerli olan bir hizmet yarın için çok anlamlı olmayabilir. O yüzden sürekli aslında toplumun ihtiyaçlarını iyi analiz ediyor olmak, bu anlamda farklı farklı paydaşlar nezdinde tecrübenizi geliştiriyor olmak, mutlaka gönüllü çalışmalarda deneyim kazanmak, Türk Telekom gibi kurumsal sosyal sorumluluğu ana iş alanı gören, belli bir stratejisi doğrultusunda çalışmalar yürüten kurumlarda kısa zamanda edineceğiniz tecrübe, dışarıda daha küçük kurumlarda yıllarca edineceğiniz tecrübeye bedel. Dolayısıyla kariyeriniz anlamında çok daha büyük ve hızlı adımlar atma imkanı bulacaksınız. Doğru paydaşlarla projeler öncesinde mutlaka arama toplantıları yapmak, görüşlerini almak, süreçleri mutlaka onlarla deneyimliyor olmak, onların geri bildirimini alıyor olmak bir projenin başarısı için olmazsa olmazlardan.